İmanda yaşlanma daha zayıftır, çok daha zayıftır. Buna Tevrat ve Kur'an işaret eder. Tevrat'ı diyor bebek cildi gibi olur ciltleri diyor. Mesela Peygamberimiz 63 yaşındaydı, bebek cildi gibiydi cildi. Ve yüzü çocuk görünümündeydi. Çocukluğundaki tatlılık olduğu gibi duruyordu Peygamberimiz. 63 yaşında insanda değişiklik olur değil mi? Hiç değişmemiş. Mesela o çok büyük mucize. O masumluğu hep kaldı. Aslanlar gibi cihat etti. Mesela bak 14 kişi bizzat kendi eliyle katletti münafıklardan ve kafirlerden. Ama çok masum ve terbiyeli. Yani normal ufacık bir şeyde çok etkilenen, çok heyecanlanan bir insan. Ama o konuda Allah ona aslan cesareti vermiş. Çok yiğit. O zaman münafıklar peygamberimizi yüzlerce Müslümanın katledilişine vesile oldu diye acayip fetva yayıyorlardı etrafa, çirkin sözler yayıyorlardı. Normalde hiçbir şey yoktu diyordu bizim toplumumuzda, putperest hayatta. Muhammed geldikten sonra yüzlerce insan öldü. Boş yere öldürttü diyor. Halbuki onların ölümünü hükmeden Allah. Ve onları cennete alan da Allah. Sonunda sen de ölüyorsun. Ve onun sonucunda Allah İslam'ı hakim etti. İslam yayılıyor. Yoksa İslam yok olacaktı. Ama ahmak, o maddeci düşündüğü için onu akledemiyor. Mesela birçok insan diyor sakatlanmasına sebep oluyor. Gazi oluyorlar. Ve onun sonucunda cennet elde ediliyor. Ve o gazileri sayesinde kadınlar yaşayabildi. Çocuklar yaşayabildi ve İslam hakim oldu. Bunu akledemeyecek bir ahmaklıkta oluyor münafıklar. Hep rastlantıyla olur zannediyorlar. Yani her can alınmasının Allah tarafından yaratıldığını bilmez münafık. Her olayı Allah'ın yarattığını bilmez. Onun için hep mantıkla yanaştılar. İşte bizi bile bile ölüme mi götürüyorsun? Biz savaşmayı bilmiyoruz, bizi niye götürüyorsun? Bizi öldürtmek mi istiyorsun? Hep böyle alçakça ve ahlaksızca yaklaştılar peygambere. Ama şu an hepsi cehennemdeler. Şimdi her gün öldürülüyor onlar cehennemde. Allah ölüm öyle olmaz, böyle olur diyor. Yüzlerini diyor, derilerini dökeceğim diyor Allah. Yeniden diyor, yüz vereceğim, yeniden derilerini dökecek diyor. Ateş yüzlerine geliyor. Yüzleri yanıyor, derileri dökülüyor. Bir daha öldürüyor Allah. Ve defalarca ölüm isteyeceksiniz diyor Allah. Ama sizi öldürmeyeceğim diyor münafıklara. Yani sonsuza kadar bunun acısını tattıracağım diyor peygamber yaptıklarından dolayı. Araf suresi 50, ateşin halkı cennet halkına seslenir. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenler haram, yasak kılmıştır. Pis boğazlıkları orada bile devam ediyor. Münafıklar çok pis boğaz oluyorlar. Müslümanların yediği işte onlara çok dokunur. Yani çok ızdırap çektirir yani münafıkların sağlığı, sıhhati, gençliği değişti. Evet. Peygamberimiz yaşlanacak diye beklerken münafıklar tüyü tozağa döküldü. Uyuz köpeğe döndüler. Acayip ağırlarına gitti. Peygamberimiz de hanım üstüne hanım alıyordu. Bunların içi dışı kurudu. Homoseksüel oldular. Peygamberimiz en güzel yemekleri yiyor. En güzel hayatı yaşıyor. Saldıranlar hiçbir netice alamıyorlar. Her türlü iftira hayatlar hiçbir iftira onu etki etmedi peygamberimize. Bu onların çok ağırına gitti. O zaman işte fiili atağa geçtiler. Karşı atağa geçtiler. Allah da onları her yerde ezdi. Her yerde ezdi. Hor ve aşağılık kılsın diyor Allah ayette. Müminlerin göğsünü şifaya kavuştursun. Münafıkları hor ve aşağılık kılmak ibadet, farzdır. Her mümin için. Her münafığı hor ve aşağılık kılmak. Allah'ın emridir. Aksi haramdır. Mehdi cemaatinin gibi Müslümanlar münafıklar karlarıyla bir saldırıya uğruyorlar. Onu Peygamberimiz diyor ki bak Medine şehri yani İstanbul sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınların hiç kimse kalmayıp hepsi Deccal'in yanına gidecekler. Bak bu çok manidar. Deccal yani derin devlet. İngiliz derin devletin yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirinin kirini, pasını giderip attığı gibi
İstanbul'da pisliğini yani habis insanları dışına atacak. Ve o güne kurtuluş günü denecek diyor. İbn-i Mace'de. Cilt 10 sayfa 331. Münafıkları aşağılamanın farz olduğunu Allah ayeti Tövbe Suresi 14'te belirtiyor. Onlarla mücadele edin. Allah onları sizin ellerinizle azaplandırsın. Hor ve aşağılık kılsın. Onlara karşı size zafer versin. Müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun. Müminlere şifa, onlara beladır. Göğsünü şifaya kavuştursun demek, size o vesileyle gençlik, dinçlik, sağlık, sıhhat, bereket vereceğim diyor Allah. Onları da perişan edeceğim diyor Allah. Sizi onlara musallat edeceğim. Beş paralık olacaklar diyor Allah. Rezil kefaat edeceğim diyor. Başka bir ayet Allah kuf kendisi aşağılıyor. Evet, Allah onları aşağılık maymunlar olun dedim diyor. Domuzlara benzetiyor Allah. Tövbe suresi 73. Ey peygamber kafirlere ve münafıklara cihat et. Bak münafıklarla cihat et. Ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o diyor Allah. Kanunla, hukukla ne gerekiyorsa yapılması gerekir. Evet dinliyorum.